Çok büyük bir müzisyen. Dünyaya yıldızı. Ayaklı ve pertuar. En büyük yeteneği orada. Olağanüstüydü. Her türlü inanılmaz bir test. Acayip iyiydi. Böyle bir efsane. Güvensizlik, karamsarlık. Kimyasal bozukluklar olmuş. Hükmedemediği bir asabiyet. Gitar çalarken aslında kendini çalıyorsun, kendinden de bir şey veriyorsun. Ruhunu veriyorsun. Gitarıyla çok fazla yakındı. Hayatın diğer tarafları biraz eksik kaldı öyle olduğu için. Benim için, kardeşlerim için de Kerim Şaplı ölümle var oldu zaten. Hayatımız ölümle var oldu ve ölümünden sonra ben aslında onu tanımaya başladım. 8 yaşındayken vefat etti babam. Uzun bir süre geçti, 15-16 sene oldu. O süre içerisinde ister istemez hani uzaklaşıyorsun baba denilen figürden. Şu andan 27 yaşındayım. Aradan geçmiş 11 sene. Ve 11 senede hani o çizgiyle beraber hem insanları hem de hayatı aslında babanızla beraber tanımaya başlıyorsunuz. Hani sanki elimden tutup benimle böyle yürüyormuş gibi. Bir şekilde insanlar kurguluyorlar kafalarında araştırıp. Ama doğru çıkmıyor yani bakınca. Çünkü ortada yapılan insanın anlayabileceği bir şey yok bence. Mesela ben babamın ölümünden sonra çok şeye giremedim. Babam acaba neler düşünüyordu? Hani bir an böyle düşündüm kendi kendime. Hani onun yerine koymaya çalıştım. Acaba ne düşünmüştür mesela? Yani şu an canlansa gelse sorardım ya. Ne düşündün ya sen bu kadar zaman falan? Ne yaşadın, ne yaptın? ...92-93 falan yani ya 16 ya 17 yaşındaydım. Lise son olsa gerek. Evden çıkmama tabii ki geç saatlerde izin yoktu. Annemler uyuyacak, ben de çatı penceresinden çıkacağım. Kiremitlerin üstünden tekrar apartman boşluğunun içine ineceğim. Oradan aşağı ineceğim, erkek arkadaşım beni alacak. Oradan Blue Blues Band izlemeye gideceğiz. İlk seyredişimde oradaki herkes gibi ben de ağzımı kapayamadan seyrederek bütün gece. Nasıl bir şey, nasıl müzisyenler bunlar? Biz Blue Blues Band'e gittiğimizde yani iyi gitar solosu dinleyeceğimizi biliyorduk Yavuz'dan. O yüzden gidiyorduk. Kerim Çaplı da zaten inanılmaz çalıyordu. Müzisyenler lokali gibi olurdu onların çaldığı gün biraz. Kalite çalıyorlardı çünkü. O müzik sanki havayı dolduruyordu. Sanki aldığımız oksijenle içimize giriyordu. Çok özel bir grup hakikaten. Belki de o grubu özel yapan oradaki kişilikler. Biraz aslında efsaneleri, efsane de demeyeyim, gerçekleri duyduğunuz ve birleştirdiğiniz vakit var canına yani. Neden sorusu geliyor aslında. Neden? Keşke. Artık bu Blues Band yok. Yani Sunay'la biz iyi dostuz. Ama Sunay mesela Yavuz'a daha yakındı. Ben Kerim'e daha yakındım. Zaten jenerasyonlar da öyle. Şimdi o kendi arkadaşını, ben de benim arkadaşımı kaybedince ikimiz de arıyoruz yokluğu. Onları yani yokluğu hissediyor yani. Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin için bugünden geriye doğru baktığımızda farklı kuşaklardan gelmesine, birbirinden çok farklı özellikler göstermelerine rağmen bizim rock müzik tarihimiz içerisinde en fazla birbirine benzeyen iki müzisyen kimdir diye sorulsa onlar meç edilebilir. Çok yönlülükleri, beste yapıp şarkı söylemeleri, birden fazla enstrüman çalmaları, özellikle Kerim Çaplı'da belirleyici özellikleridir. Ya, tabii bir de hikayeleri. Bahseder misiniz ve Blue Blues Band? Hangi kamera? Ben Yavuz Çetin, gitarist ve şarkıcı grupta. Filmi geri sarıp hatırlamaya çalışarak. 1980'lerin başı olması lazım. Tarihte vermek çok istemiyorum çünkü yanlış da çıkabilir bütün şeyler. Ana herif amma sallamış diye kronolojik olarak.
Ülgen Apartmanı'nın en alt katında Yavuz peyda oldu. Yavuz'la Kadıköy'de tanıştık. Yavuz o zaman 16. Ben de 19 yaşındaydım. Yavuz beni Emre diye birinden bahsediyor, Emre Noyan. Emre'ye gidelim, Emre'ye gidelim. Şöyle güzel plak koleksiyonu var falan diye. Hakan gitar çalıyordu. Yavuz artık bağlamadan gitar çalmaya geçmişti. Böyle bir 102. sayfa diye bir grup kurduk. Emre söylerdi, biz çalardık. Aynı sınıftaydık. Sınıf arkadaşı olarak başladık. Sanırım orta ikiydi. Lise 1'de bu meşhur liseler arası müzik yarışması vardı Milliyet Gazetesi'nin. Ondan sonra ona katıldık. O yarışmadan sonra Yavuz dedi ki hadi grup kuralım dedi. Vahe diye bir davulcumuz vardı. Yavuz ve ben. Ercan Yavuz Vahe grubunun adı da. Derken bir Hey Dergisi'nin bir yarışmasını duymuş Yavuz. Dedi ki Ercan dedi böyle bir şey var. Bu yarışmadaki besteler en iyi 10 beste seçilip albüm çıkacakmış. Rahmetli Doruk abinin stüdyosuna gittik. Doruk Onat Kurut'u. I Will Cry diye bir şarkı benim bestemdi sözü müziği. Yavuz gitarları çaldı, solistliğini yaptı, bas gitarı da o çaldı. Seçildik. Sonra meşhur gitarını aldık ona. Hondo diye bir marka. O gitarla birlikte Yavuz beste yapmaya da başladı. Bak böyle bir şey vardı çalarken. Neydi o, neydi o, hop, o, o öteki neydi? Bir şarkıyı baştan aşağıya çalın abi işte yani. Nadirdir. Elini alsın baştan sonra bir parça. Hep böyle bir yerden oraya zıplamalar, bir denemeler. Aa şu şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan. Hatırlamak, bulmak, eşleştirmek, oradan oraya zıplamak. Yani o kadar hareket, o kadar dinamik bir zihin ki sadece bu konuda ama. Sonra bir anda dalmak böyle, çok dalardı o. Şşt, dürt, 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 üç, dört, beş, altı, ha. Böyle niye dalar ki bir insan? Nereye dalarsın abi o kadar? Gerçekten nasıl bu kadar kopabilirsin? Gerçek o. Yani beş kere dürtüyorum farkında değil. diye de dönebilir. Yani o anda sana muzip bir şekilde dönebilir. Ama o dalıp gittiğinde suratındaki gittiği yer karanlık. Belki sonradan işte o travmaların, atakların, manilerin başladığı zamanların habercisi olabilir. Öyle dönüp baktığın zaman evet diyorsun bir adam niye bu kadar dalar gider ki? Nereye gidiyor? Sevgili dinleyiciler, şimdi Yıldız Üniversitesi'nin düzenlediği üniversiteler arası müzik yarışmasında birinci olan Lebrent grubuyla birlikteyiz. Ben Yavuz Çetin, grubun solistini yapıyorum ve gitar çalıyorum. Ben de Marmara Müzik birinci sınıfta okumaktayım. Şimdi grup Lebrent'in seslendirdiği bu güzel parçadan bir bölüm dinliyoruz. She Used to Go. Bir tane arkadaşım Marmara Üniversitesi'ni kazanmıştı. Çok yakın arkadaşımdı, adı Funda. Ben de onunla birlikte oraya gitmeye başladım. Sonra Funda geldi bir gün dedi ki ya mutlaka dedi Yavuz dinlemen lazım dedi. Herkes birlikte bir odaya girerse dedi biz de girelim dedi. Kesin dedi Yavuz dedi piyano çalacaktır dedi. Sonra Yavuz geldi. İşte oturdu böyle piyanonun başına. Çalmaya başladı. Gerçekten bir dinledim. Dedim o kadar güzel çalıyor. Neil Diamond'dan parçalar söylüyordu. Ben Yavuz'un böyle gözlerinden, bakışlarından çok etkilenmiştim. O kadar çok gitar çalması ya da piyano çalmasına etkilenmemişim de çok böyle bebek gibi bir bakışı vardı. O hoşuma gitmişti. Çok sakin, böyle güler yüzlü bir insandı. Ondan sonra da görüşmeye başladık işte. El ele tutuşuyorduk falan, sevgili olduk. İdealistti. Kendi istediklerini yapmak istiyordu her zaman. Biz Yavuz için aslında dünya çapında bir şey hayal ederdik. Yani öyle bir şeyler olduğu zaman. Kendimiz için de belki bir şansla falan biz de belki yaparız diye düşünürdük o hayallerimizde ama bizim jenerasyonumuzun en büyük yeteneği oydu. Hem şarkı olarak, hem gitarist olarak, müzikle ilişki olarak. İşte her müzisyenin başlarken olduğu gibi biz de albüm yapmak, beraber nereye taşırız müziğimizi, işte besteler yapmak. Daha sonraki aşamada bir kayıt yaptık yani, denedik bunu da. Ben, Yavuz, Zafer çaldık. Sonra Ozan çaldı, Doğulu çaldı üstüne. Hiç düşünmezsin, hiç düşünmezsin. Zorlanıyordu. Annesinden bir maaş kalmıştı Yavuz'a.
Bu annesinden kalan maaşla işte okulunu ödeyip yemeğini yemeye falan çalışıyordu. Sonradan Tanju'ya tanışınca Yavuz biraz hayat şartları düzeldi. Çünkü Tanju Eksek'le beraber bazı güzel yerlerde ikili olarak müzik yapmaya başladılar. Oradan para almaya başladı. Böyle zayıf bir çocuk cırtlıyor sesi falan böyle. Ama çok güzel akustik çalıyor. Hatta elektrik çaldığını bile bilmiyordum. Sonra prova yapınca anladım. Yani ben elektrik çalacağım falan dedim. Öyle başladık. Öyle gitti sonra. Hiç bilemezsin. Hiç bilemezsin. Yani biz de bilmiyorduk tabii yıllarca ikimizin öyle çalacağını birlikte. Batu abiyle tanışıp, Batu abi biz dinlemeye geldi. Babam akşam dedi seni bir yere götüreceğim işte yeni bir... Birine tanıştım. Çok güzel gitar çalıyor. Görmeni istiyorum. O ara ben de tekrar gitara merak salmıştım. İşte Beyaz Ev adlı bir yere geldik. Orada da Yavuz sahnedeydi. Böyle ağzım açık bir gece geçti. İlk defa onu o gece orada gördüm. Sahnede konuşmalar falan derken dostluk da ilerledi. İşte birbirimizi tanıdık ve bir anda dedik ki yani biz bir grup kuralım. Batu abiyle görüşmemiz lazım deyince bir gün evine gittik. Şöyle müzik yapalım falan deyince Batu abi bizi çok etkiledi. Güzel yönde etkiledi. Bir davulcu da olsa falan derken ben de o zamanlar Cenap Oğuz arkadaşımız vardı. Ya dedim ki hani bluzu yaratan nedir? O blue havasıdır yani. Blue blues band olsun. Yani blues bandin blue kafalısı. Newton bir gün bir ağacın altında uyuyormuş. Birdenbire kafasına bir elma düşmüş ve Newton yer çekimini keşfetmiş. Bize böyle öğrettiler. Yalan abi. Zaten kafayı bununla yormuş olmasaydı kafasına düşen elmaya küfrederdi. Gökten üç elma düştü, benim kafama düşmüyor. Hak edenin kafasına düş. Yavuz zaten karıncalanmış içeriden bir yerden. Bir damarlarında bir zehir gezmiş, sanatçılık böyle bir şeydir abi. Zafer'in işte çocuğu olduğu işleri çıkıyor falan. Biraz daha rahat zamanı olan bir adam lazımdı bize. O sırada bugün Yavuz'la böyle gece çıktık. Şey dinlemeye gittik. Karizma diye bir grubu işte Volkan, Başaran falan filan. Orada ilk defa Sunay'ı gördüm ben. Ben bir gün acayip hastaydım ama böyle gelemeyeceğim yani işte nezle, grip, şu bu falan. O akşam Batu gelmiş. Volkan'a demiş ki ya grup iyi de basçı ne kadar kötü abi falan filan demiş. Müthiş güzel bas çaldığını gördüm. Konuştuk Sunay'la yani bizim aramıza katılır mısın diye. Sunay, Özgür, bas çalıyorum. 8 senedir çalıyorum. 6 yaşında babam geçmiş beni. Artık oradan itibaren Blue Blues Band diye hatırlanacak o üçlü meydana çıktı. Resim hiç değişmedi. Taklidi Kerim Çaplı'yla tanışana kadar. Üç yaşında babamla annem İzmir'den Amerika'ya taşındılar. Tabii ki ufak bir Türk muhiti vardı orada. Evimize çok artistler girmiş. Ve bir de Erdoğan abi girdi, Erdoğan Çaplı. Türkiye'den folk aranjmanları yaparak orada Türkiye'nin tanıtımını sağlamak için bir kısım plaklar yapmak. Aslında bunları yaparak orada işe başlıyor Erdoğan Çaplı. Sonrasında New York'ta meşhur kulüplerden birisi bunu keşfediyor. Ve Piyano Paşa adıyla meşhur oluyor. Amerika'nın o meşhur caz şirketlerinden birisine bir plak yapıyor. Hanımından ayrılacakmış. Kerim'i biraz da yanıma getireceğim. Siz de kalabilir mi dedi.
Kerim birkaç günlüğüne kalacakken 2 sene kaldı. Erdoğan abi caz çaldığı için ve ben de o zamanlar biraz şarkıya düşkün olduğum için o da yanında şarkı söyletirdi bana. Kerim de bangolarını çalardı. Evde hiç çalışmazdı. Sadece çıkardı, çalıverirdi. Çünkü ben nereden çıktı bu derdim. Yani biz oynardık evde. Ruhunda vardı o. Baba oğlanı da işte yetiştiriyor, piyano öğretiyor falan. Sonra kendi konserlerinde Kerim'i davulu alıyor. O da zaten arada Kerim gitar da çalıyor falan. Ondan sonra o herifle tanışıyor işte Rochester'daki onların grubuna giriyor. I was good friends with my parents, so he just couldn't control Kerim. So then he talked to my parents. Parents said, well, he can come and live with us if you want, because this by this time the band was together. Well, he still wouldn't go to school. Never had a license, and he had no interest in driving a car or owning a car. Didn't read books for pleasure or anything like that. Watched TV occasionally, which he did when he was in the hotel. I mean, he had a hotel, a television in his room, but I mean, that was his only companion. And so it's kind of odd when you think of somebody as like everybody has something else in their life. But his was pretty focused on music. That tomorrow is yet another day. Record came out, he wrote it, and he was on the radio in upstate New York all the time. The disc jockey should have mentioned that, yep, this was written by Kerim or Kerim Capley, so on and so forth, that he wrote both the songs, you know. They should have given him credit. He didn't seem to care that he didn't get the notoriety for writing the songs. He didn't seem to care about that, you know. After the record was out and had died, you know, and all that kind of thing, because it only lasts, you know, a while. Then there were fissures in the band, and it was him and I, like, agreed that, you know, it was over. The Song Donors. Well, we were actually playing in a place in Glens Falls, in upstate New York, in the Sundowners. And he was in this group previously called The Herd. So we went to this nightclub to hear this kid playing, and he played drums, and then he jumped on the organ, and he sang. So that's how we met him. That was probably 1966. We went back out to Hollywood. We came out to California. The Sundowners became like one of the hottest club bands on Sunset Boulevard. You had the Whiskey A Go-Go, you had Johnny Rivers at the Whiskey A Go-Go. But we were like the place to go on Monday nights. So when we were in there, Michael Nesmith came in, one of the Monkees. The Monkees from like maybe a period of 66 to 68, in some regards were bigger than the Beatles. He came backstage on our break, and he handed us a card. He goes, my name is Michael Nesmith. And he's like going, he goes, how'd you guys like to go on tour with the Monkees? Jimi Hendrix came into the picture in Florida. That's where he started on the tour. He never showed any emotion. Everything that he would get positively excited about had to do with music. He's telling me about Hendrix. I mean, that was as excited as I ever saw him get, I think, in respect to another musician, right? He took a liking to Kim. Hendrix knew that Kim
But, you know, Karam was just amazing. He was like Mitch Mitchell. He could play anything Mitch Mitchell could play, you know, in the experience. And more, you know, and plus he could sing, you know, and Mitch Mitchell couldn't sing. But I don't know what happened with that. I don't think he ever did it, but I think he might have had a rehearsal room or something. Kim and Eddie Brick were part of the in crowd, you might say, and they were hanging out a lot with the Monkees. They sat down with Davy Jones and they wrote the song Hard to Believe, and it became a part of the album Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones Limited. My feeling is Davy Jones was riding Karam's coattails. I honestly believe that. That Davy Jones was kind of like taking advantage of Karam. That Karam is the one that really wrote the song and so on and so forth and played the instruments, and Davy Jones say, well, if you want your name on a record, I'm serious. I would be willing to bet. I've been waiting for you all the time. The Sundowners had amazing opportunities, even without the hit record. We were on It Takes a Thief with Robert Wagner on that show, It Takes a Thief, you know, where we were playing in the lighthouse. Everybody was doing the twist or something. And so they took a picture of the back of Kim's head on to the floor. And then the next day when we went, he didn't show up. Here we are on a national television show. Kim had a fight with his girlfriend at the time, I think it was Susan. And then he was mad at everybody. And so when you have one of those arguments, Kim, what's up? He quit. We couldn't find him. And we had to shoot the next day. Only the next day, they shot from the front, where they looked through the crowd, and the band was facing the camera this time. So we got a drummer who was more like 5'8", but if you pay attention to the video, Kim is on the back and it's a little short guy. And then when the shooting from the front, the drummer's a lot taller. When I saw him in Los Angeles in 1969, when he came at our door, and like he didn't have anything, and nobody would have anything to do with him, because he burned a lot of people, apparently. What happened after the Monkees tour? Like, how do you go from being there in 1967 to in 1969 being lost everything? To this day, people are still in upstate New York going, that Kim Pavley boy, was he something else or what? I mean, even the Monkees, you know, they went, woof, you know, what a great drummer. Hendrix, like I said, Hendrix loved the guy, you know. And I don't know the date of that picture, but it was obviously after the whole Monkees and all that. I was asking him something to the effect that what happened with Karam, you know, after the tour, because he was telling me how much he liked you, and, you know, he was kind of making it known that he'd like to play with him. And he said, yeah, and it was this Harold's talk, you know, he's saying, yeah, he definitely was, or is, at that time, a great musician. And I think it was something like, I don't know what happened to him either, you know, and then him asking me, if you hear from him or something, let me know. Like, oh, how am I gonna let you know? I don't know. It's like, I don't know. Nobody here. Dom didn't know what happened to him. Guys in Rochester didn't know what happened to him. Nobody knew, because he just disappeared. This is a tune that Karam, Kim Kapley, and I started in 1969. In Los Angeles. Disappointed in love.
Everybody thought that he committed suicide. Everybody thought that. And you wouldn't think that about somebody unless they felt that there was something odd going on. Last time I saw him, I thought there was a real problem. Keşke orada kalsaymış. Yani orada kalsaymış derken hikaye de orada kalsaymış. Bir şey olsaymış ve o hep o yaşta ya da hep o kısımda kalsaymış. Biz gerisini öğrenmeseymişiz. Böyle sonu seyirciye bırakılan bir hikaye olsaymış belki daha güzel olurdu bu hikaye. Bir sürü davulcu çaldı bizde. Ben çok sesi çok severim. Bu bayağı bir güzel bir olaydır yani. Ama davulcuda böyle bir şansımız olmuyordu. O sırada dediler ki Orhan Atasoy ve Kerim Çaplı bir grup kurdular. Çalacaklar falan. Gidip görelim dedik yani ne oluyor falan filan. Konuşa Kerim'le aramızda inanılmaz bir şey oluştu. Fakat zannediyorum Amerika sonrası bir rahatsızlığı söz konusuydu ve sinirlerini etkileyen bir olay. Gerçekten çok zordu. Yani bir taraftan işin doğrusu Sunay da Yavuz da biraz zor bakıyordu olaya. Yani şimdi çok ahenkli bir üçlüyüz. Yani niye uğraşalım? Bir takım ruhsal sıkıntılar yaşıyordu. Yani hepimiz yaşıyorduk. Ama onun yaşadığı daha fazla belli oluyordu. Ben de o zamandan onu Yavuz'a söyledim. Dedim ki yani Kerim Çaplı öyle bir adam ki uğraşmaya değer. Çünkü eminim eğer ki bu gerçekleşirse onunla sahnede geçireceğimiz zamanları hiçbirimiz unutmayacağız. Geldik. Başladı çalmaya yani. Ya Blues Band'i, Blues Band'i beraber. Kısaca özetleyeyim. Yavuz Çetin'i ben, Batu ve Sunay. Ondan sonra öyle yuvarladık yani. Artık bir beğeniliyor, popüler olduk vesaire vesaire. Sahne olayının verdiği bir öforya var yani sonsuz bir tatmin veriyor o zevk yani sahnedesin söylüyorsun ve kendi sound'unun ne kadar güzel olduğunu yanında ne kadar güzel insanlarla birlikte çaldığını ve müthiş bir şey yani anlıyor musun? Bunu yapmayı seven için en güzel duygu bence yani. Çok mutlusun yani. Diğer arkadaşlar da aynı fikirde. Aynı fikirde misiniz diğer arkadaşlar? Hemen mikrofonu buradan uzatacağım. Rock müzikle yaşamak nasıl bir duygu? Hınca hınç dolu oluyor. Herkes ayakta durup izliyor. Yani öyle muhabbet etmek, bir uğultu, gürültü falan yok. O kadar gürültülü bir grubu bile insanlar durup izliyorlar sonuna kadar. O zaman çok iyi müzisyen vardı piyasada. Sadece gitar çalmak, davul çalmak mesela kemancı ya da Hayal Kahvesi'nde çıkmak için bir kıstas değildi. Yani iyi müzisyen olmalıydın, iyi şarkılar söylemeliydin. O zamanlar bir açlığın, bir yokluğun içerisinden çıkıp da bütün bunları bulmuş olduğumuz günlerdi. Yani yoktu o zamana kadar canlı müzik bir yerde. Yani tek gitar bir şeyler vardı ama böyle cehir cehir müzik yoktu. Onun için çok sıkı sarıldık bütün bunlara. Onun için
O insanlar daha başka çalıyordu, daha farklı çalıyordu. Benim için Amerika'dan gelmiş biri olarak, yani aynı kafada insanlar, böyle benzer dokuda ruhlar bulmak söz konusuydu. Bizde 90'lardayken 68'er bize öyle gelirdi. Vay be, ne yapmışlar falan. Şimdi ben de görüyorum yeni arkadaşları, onlara da 90'lar öyle geliyor. Vay be, 90'lar işte harikaydı falan. Yani hem harikaydı hem değildi. Bugün kadar sıkı değildi ama koşullar çok da farklı değildi aslında toplumun ve iktidar güçlerinin bakış açısı açısından diyeyim. Var olan rahatsız edici sisteme bir şekilde karşı gelmek için söz yazıyorlardı, şarkı söylüyorlardı, toplanıyorlardı, birlikte içiyorlardı. Hepsi bir şekilde rahatsızlığın yansımasıydı. Sokakta dayak yiyen uzun saçlı insanlar, gitaristler, dinleyiciler, genç müzisyenler, kemancı da kendilerini dünyanın en özgür yerinde hissediyorlardı. Demek ki aslında sevilmiyor bu insanlar sokakta ama onların öyle bir mabede olmasına izin veriliyordu bir şekilde. Türkiye'de izleyici bize benzer insanlar görmemişti veya işte kemancı gibi bir yer yoktu eskiden. Her yer o zaman gece kulübüydü ya da pavyon diye adlandırılan yerlerden. Adamlar bize garip garip bakıyorlar. Çünkü orası onlara ait bir yerdi. Aykırı uzun saçlı bir takım insanlar giriyor sokağa. Şşt, ibibik, ne o hal falan böyle. Yani on kişi afişlemeye çıkar, yok beş kişi afişi hazırlar. Öbür gibi bilet işini ayarlar, seyirciler gelir, arkadaşlar falan. Hep bir el yordamı durumu var ama yani. Çünkü şey yok, takip edecekleri bir kimse yok. Fanzin kültürünün doğduğu Türkiye'de zaten dönem. Fotokopiyle dergi yapılabilirmiş. Keşfi ortaya çıkınca peş peşe dergiler çıkmaya başladı. Derken işte mizah dergilerinde özellikle Gırgır'da başlayıp daha sonra Hıbır'da Abdülika'nın ufacık bir köşeden bizlere seslenmesi, hani metal medya dediğimiz hikayenin başrol oyuncusu Abdül. Basının bakışı çok kötüydü. Yani basın bakmıyordu bile. Mesela bir konsere geliyorsa sırtını çalan gruba dönüp seyircilerin girdiği şekilden şekile bulunduğu haller neyse onun fotoğrafını çekip İşte gençler şurada coştu, gençler burada kendinden geçti. Bunlar böyle, şundan şöyle falan, gazete manşet atar falan, hedef gösterirler. Yok, Akmar basılır. Akmar pasacı başlı başına bir olay zaten. Nereden çıktı Burakçılar? Genciyle, yaşlısıyla, uzun saçlı, küpeli ve siyah giysili bu insanlar ne istiyorlar acaba? Eski kafa muhabirler zaten çok ön yargılıydı. Ne manyaklık canım falan deyip. Ama bir yandan da bunu yaparken geçmişlerine baktıklarında Barış Manço'yu falan Cem Karaca'yı çok iyi bilen insanlar olmasına rağmen ilk çıktıklarında ilk metal gruplarına, rock gruplarına çok ön yargılı yaklaştılar. Rock, nedir bu rock falan işte. Rock dinliyor musunuz? Rock, bilmem böyle bir takım insanları buluyorlar işte şey. Rock dinleyen bir insanın öncelikle o ülkede olan, daha doğrusu dünyada olan toplumsal olaylara karşı belirli bir duyarlılığı olması gerekir. Rock müziği nedir sence? Hayat? Yani tek kelimeyle hayat. Rockçı ne olacak yani? Ne kötü? Biraz agresif, biraz lirikler hoşuma gidiyor. Tipimden dolayı serseri ediyorlarsa o onların bileceği iş. Nasıl ki işte o yıllarda işte Erkin Koraylar'ı, Barış Manço'ları borçlu bunu. Marjinal görünümlere diyelim. Şimdi kuşakta 90'lara borçlu tabii. Çünkü büyük mücadele verildi hakikaten. Ve işte olay bugünlere geldi. O yılları yaşamayan insanlara çok belki hiçbir şey ifade etmiyor bu. Belki çok absürt geliyor sokakta uzun saç yüzünden, küpe yüzünden dayak yemek ya da işte mabet falan deyince çok abartılı geliyor belki insanlara ama yaratık gibi görülürken sokakta öyle bir yerde öyle karşılanmak ve birliktelik hissini hissetmek yani çok büyük bir şeydi o yıllarda. Yavuz zaten oradaydı. Bütün Bad Luck'lar, işte Batu abiler, Kerim Çaplılar, sonradan adını duyduğunuz herkes, kargocular, o Şebnemler vesaire, onların hepsi o zamanların ürünü. Maddi olarak da karşılığının geçmesi, artık gerçek profesyonel müzisyenler olduğumuzu hissetmemiz falan 90'larda oldu. Yani bir tabii rüyayla yola çıkıldı ve yani kısmen de gerçekleşti.
Biraz tabii şahsi olarak gerçekleşmişler hani ama yine de gerçekleşti. O da bir şeydir yani. Uzun saçlar, metal takılar, blue jean ve deri. Hala gündemde, hala kendi atmosferinde. Rock dünyasına hoş geldiniz. Yıllarca bir sürü gitarist de çaldım ama en çok onunla çalmayı severdim. O gerçekten müziği başka türlü hisseden birisiydi. Çünkü o küçüklükten beri çok yalnız kalmış bir çocuktu. Öyle annesi ölümü falan. Yavuz'un annesi çok küçük yaşta ölmüş. Annesinin öldüğü günkü acıyı unutamıyor. Her zaman anlatırdı annesine. Babasına da çok böyle arası iyi değildi. Yavuz'un babası Erdal Çetin, Milliyet'te haber şefiydi. Sert bir adamdı ama. Evin işlerinden sorumlu bir çocuk vardı yani. 16-17 yaşında. Akşam geldiğinde şunun bunun falan halledilmesi gerekiyordu. O konuda çok titizdi ve ürküyordu biraz babadan. Hani böyle dayak yiyip azarlanarak büyümüş falan korku içinde pısırık bir çocuk değil. Sadece şartların olumsuz gelişmesini istemiyordu, sorumluluğu vardı. Ama bir taraftan da isyankar bir herif yani her şeyi yapmak isteyen bir adam. O dönemler birazcık delikanlılık dönemleri. Erdal abiyle, Erdal Bey'le Yavuz'un biraz gerginlikler falan da yaşadığını hatırlıyorum. Bunun onu çok korkuttuğundan bahsetti. Ben oğlumla böyle bir ilişki olsun istemiyorum. Oğlumla son derece yakın, güzel bir ilişkim olsun istiyorum. Onunla birlikte işte her şey yapmak istiyorum. Top oynamak istiyorum. Yavuz yüzmeyi çok severdi. Bisiklete binmeyi çok severdi. İşte oğlumla bisiklete bineceğiz. Oğlumla futbol oynayacağız, basket oynayacağız. İşte çok iyi bir baba olacağım diyordu. Çocuk yetiştirme kitapları okuyordu falan. Üstteki iki satır Sweet Home Alabama'ya ait ama piyano partisi var. Babam küçükken bana çok çaldığı bir parça olduğu için hani böyle babam deyince de hep yukarıda görüyorum çünkü boyu çok uzundu. Bu parçayı seçtim. Bir ses vardı onun. Sürekli de gitar konuşurduk. İşte şu gitarı denedim, o şöyle, bu böyle falan falan diye konuşurduk. Ben de bir Gibson'cıydım hep. Çok özel bir Stratocaster geçti elime. Yavuz dedim, buna bir bakmak ister misin dedim. Evine gittim. Aldı gitarı eline, çalmaya başladı. Beni resmen unuttu orada. Gitarı da aldı. Ben anladım. O zaman dedim, hayırlı olsun. Güle güle kullan dedim. Şu an o elindeki meşhur Stratocaster o. Kendisi 71 yapımı. Üstündeki böyle eskimiş kısımları relik diyoruz. Eskidiği için güzel bir görünüşü var. Diğer bir özelliği de gitarların şarap gibi olması. Yıllandıkça güzelleşmesi. Odun ne kadar kurduysa gitardan o kadar güzel ses çıkıyor demektir. En favori gitarı olarak bu bana kaldı. Askıya gitmeden önce bedelli çıktığı için birçok gitarını sattığı için sadece bu gitarı elinde bırakarak gitmiş. Geldiğinde de bunu çalmaya devam ediyor. Şu anda da bu gitarı kullanıyorum. Böyle bir babanın bu gitarını çalmak benim için oldukça onur ve gurur verici. Hakkını sonuna kadar kendimce vermeye çalışıyorum. Aslında bakınca babamdan daha fazla vakit geçirmişim gitarla.
babamın gitarıydı ama çoğunlukla kendi gitarımmış gibi hissediyorum. Harika ruhu da taşımak için elimden geleni yapıyorum. Çok güzel bir gitar. Uzun süredir bir araya falan gelmeyen, sadece konserde çalan bir grubuz. Öyle, Blue Blues Band olarak. Konserde ve çalmadan çalmaya. Blues Band'de öyle şey yayılmış, hani hiç prova yapmayan grup mu? Öyle bir laf yayılmış. Tabii konuşta konuşta biraz abartmışlar. Bir kere 15 dakika prova yaptık. Ya prova yapmak lazım falan diyor Yavuz. Batu, evet yapalım tabii diyor. Batu'nun kesinlikle gelmeyeceğine eminim. Batu'nun kesinlikle gelmeyeceğine emin olmak beni mutlu ediyor. Çünkü ben de gitmek istemiyorum ve Batu gelmezse ben de yokum diyebiliyorum rahatlıkla. Kerim'in zaten hani haberi olsa olmasa da o takılıp takılmayacağı şüpheli. Bir tek Yavuz böyle bir ihtiyaç hissediyor. Halbuki bütün parçaları bilen de o zaten. Bir kere gittik şimdi oturduk işte Batu da şey yapıyor. Önce bir çay içelim şurada, bir sigara yakalım işte. Şey yok mu, kahve var mı falan filan. Bak bir gün ne oldu diye muhabbet ettik ettik. Sonra dediler ki abi 15 dakikanız kaldı. Aa çalışalım dedik. Orada bir parçayı bir kere ya da iki kere çalmış olabiliriz. Sahneye çıkmadan önce böyle listelere bakıyoruz falan filan. Bir anda Yavuz şey derdi. Ya şunu çalalım. Çalışma şuydu yani. Sunay şu espriyi yapardı. Ya bu parçaları çalışmadık. Sanki çalışmışız o güne kadar da. Ben hemen şey derdim, o zaman hemen çalışmayı yapıyoruz. Biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Evet. Sen de biliyor musun? Tamam. Hangimiz söylüyoruz? Ben. Tamam. Hadi çıkıyoruz, yapıyoruz parçayı. Yavuz hep birlikte bir albüm de yapıp, kalkınıp, hani Kerim'i de dahi kucaklayıp, konserler verip falan filan. Şeye kızdım yani, kızdığım şöyle oldu. Ulan bu herifler bu grubun değerini bilmiyorlar diye en çok Yavuz'a kızdım. Yani belki Yavuz da bizi beklemekten sıkıldı. Bak o da olabilir. Kerim de çok diyordu ya işte bir şeyler yapalım falan filan. Ama o sırada ben de iyi gördüm, Yavuz kendi çalışmalarını yapıyor. Çok da hoşuma gitti, istedim yani iyi olsun. Bu hani sadece Blue Blues Band için değil, yani Yavuz'un daha fazla şey yapmaya ihtiyacı vardı yani. Çünkü istiyor, ihtiyaç var. Hani adamın bünyesinde böyle bir ihtiyaç var. Bak buradan biz böyle uzun yıllar takılırız, ya kalkamadım, yarın bakarız, haftaya belki bir şey olur falan der geçer böyle. Sen abi kendin yap. Yavuz'a dedim ki bir müzik şirketi kurmuştum Aykut Güler'le birlikte, Stop Müzik diye. Oğlum dedim gel albüm yapalım dedim. İlk albümde tam başından sonra biz beraberdik. O anda onu yaparken güzel, iyi falan bir albüm yapıyoruz modundaydım ben. Yavuz'un o zaman neler düşündüğünü, kafasından ne geçtiğini, hayal kırıklığı mı, çok muhteşem bir şeymiş bilemem. İlk albümün sözlerini çok kritik ettim yani gördüm. Çok uzun şeyler işte tiki tekrar tıkışı dükkanına da. Yani bu kadar olmaz söz falan diyordum ama müzik müthişti. Yavuz müzisyendi ama.
Yani o onun ben içerikle ilgili hiç konuştuğunu hatırlamıyorum. Bir insanın öbürüne bir şarkıda ben seni seviyorum demenin 100 tane yolu var. Herkes birincisini söylüyor. Daha 99 tane alternatif var. Oğlum onlardan arasana bir iki yere. Eğer bana bir şans daha verirsen, senin erkeğin olmak istiyorum. Ben de Yavuz'u ilk sabırla tanıdım aslında. Tamam ben hani biraz 70'ler sound'unda olsun istiyordum ama öyle bir şey çıkacağını tahmin etmemiştim. Mesela talk box'ı kullanma fikri tamamen Yavuz'a ait. İçinde o kadar uzun gitar solosu olan bir şarkının nasıl o kadar hani popüler kültüre hitap edebildiği ve hit olabildiğini konuşup şaşırıyorduk kendi aramızda. Sonra onun albüm kaydı için onun şarkısını kaydettik, beraber söyledik. Hayatıma girdin sıcaklığınla. Aşkını verdin bana. Albüm için ben de bir şey çalayım istemiştim. İşte bir altyapı, bir şeyler hazır ya da fikir var gibi bahsetmişti bana. O akustik gitar çaldı, evet. Power chord elektrik gitarlar çaldı. Ben de introsu için bu gitarla işte akustik fretless gitarla bir şeyler çaldı. Sonra da ikinci bölümünde parçanın işte çift saplı bir elektrik gitarım var. Onun üst tarafı perdesiz, onunla improvizeler yaptık işte. Bayağı yüksek volümde böyle bütün düğmeler sonda falan. Biraz arabayı. Yıllar sonra dedi ki hani daha iyi yapılabilirdi, edebilirdi ama bir de şöyle düşünmek lazım. Hiçbir yapım firması yapmak istemedi. Eğer Ercan da onların kaydını çıkarmasaydı elimizde bu da olmayacaktı yani. Albüm çıktı ama Yavuz'un böyle istediği gibi bir temsili olmadı. Ya yani biraz bekleyecekti. Türkiye o sırada hafif hafif değişiyordu çünkü. Yani bizi de olmayacak gibiydik. Bir şekilde şarkı formu bizileri kurtardı. Yani o daha müzisyen birisi olduğu için müzik yapma niyetindeydi. Şarkı formunu pek açıkçası çok da umursamıyordu o şeylerden ama çok uyanık da bir adamdı. Müziği çok iyi bilirdi. Her şeyi yapabilecek kapasitede birisiydi. Daha çok insanlar onu dinlesin istiyor, alkışlasın istiyor. Bunu da kendi parçalarını yapmak istiyor. Böyle olunca biraz morali bozulmaya başladı. Eninde sonunda bir takım yaraların, bir takım komplekslerinle zaten sahne adamı olmak istiyorsun. Niye oraya çıkıp seni alkışlasınlar istiyorsun? Kendini değerli hissetmek istediğin için. Yani Yavuz cool bir herifti ama hiçbirimiz o kadar da cool değiliz. Sevilmek istiyoruz. Anlamak, dillendirmek, bir form vermek kendi başına katlanmanın garantörü değil. Sanıyorum böyle biraz dünya dışı yetenekleri olan insanların ortak sorunu herhalde biraz bu yani. Çünkü o girdiği zaman sahneye ya dünya dışından birisi geliyor gibiydi. Hakan anlatmıştı bir keresinde. Ya dedi, Yavuz çok tuhaf dedi. Evde dedi bütün gün pijamayla geziyor dedi. Televizyonda dedi çizgi film seyrediyor, Red Kit falan seyrediyor. Böyle dedi tuhaf tuhaf dedi. Ayağında terlik tuttu. Pijamayla bütün gün evde geziyor dedi. Ama akşam işe gitme saati gelip de Yavuz gitarını alıp sahneye çıkıp da Marshall'a taktığı zaman Jack'i bambaşka bir adam oldu. Çok aşırı bir endişe gelmeye başladı. Olmayacak, yapamayacağım, dinleyemeyecekler.
olmayacak. Hep böyle olumsuz, olumsuz, olumsuz. İkinci albümü yapacaksın diyorum. İlk albümü çalıp bitiremedim ki, sahnede bir şey yapamadım ki. İkinci albümü yapacağıma inanmıyorum diyordum. Bodrum'a taşındık bir ara. Böyle radikal bir karar verdi. Ben dedi, madem olmuyor dedi hiçbir şey, ben dedi burada kalacağım dedi o kış. Hiç konuşmuyordu. Gel oturalım biraz, bir ada çayı içelim falan. Yok abi, gideyim yatayım. Gidip yatıyordu ama bütün gün uyuyordu. Bir insan o performansla çalıştı mı bütün yaz boyunca, kışın geldiğinde biraz uyuması normal diye düşünüyordum. Ama böyle kalktığında sağlıklı olmuyordu. Halsiz hissediyordu kendini. Kafama şarkı sözleri geliyor diyordu. Hatta diyordu, uyurken beste yapıyorum diyordu. Kalktığımda aklımda oluyor, unutuyorum ama sonra yakalıyorum diyordu. Bir yaratıcılık evresi diye bakıyordum ama bu kadar yıpratıcı olması bana garip gelmişti. Sürekli eczaneye gidiyorduk biz. Tansiyonu çıkıp iniyordu. Gerçekten tansiyon çıkıp iniyor, gidiyoruz ama tansiyonu iyi çıkıyordu mesela. En son eczacı dedi ki, sizin yapacağınız şey dedi, psikoloğa gitmek dedi. Yerinde duramamak yani. Hiçbir şeyden zevk alamamak falan. O başladı böyle yazın sonlarına doğru. O arttı. Ondan sonra bir anda bir şeyler patladı ve bir ağlama krizleri, bir itiraflar böyle. Ben dedi, çok yoruldum dedi. Yani istediğim hiçbir şey yapamıyorum dedi. En sonunda konuştu yani. İçinden çıkamadığı o sıkıntı nedir yani, o sıkıntının tarif edilmesi mümkün değil falan. Ondan sonra hastane. Kimi zaman beni korkutuyor içimdeki dünya, kimse bilemez. Kimse bilemez. Nasıl hissettiğimi kimse bilemez. Neler düşlediğimi yalnızca sen duyarsın sesimi. Çok uzaklarda. Nasıl hemşire hanım, Yavuz'un durumunu nasıl görüyorsun? Benim durumum iyi. Ona sormadık. Ondan sonra çıkmak istiyorum ben. Nereden de? Akşam da. Değil mi? Evet. Kimse bilemez, kimse bilemez, kimse bilemez, kimse bilemez, kimse bilemez. Kerim ve Yavuz. İkisi birbirinin hani benzeri gibi bir şey de değil abi. Bu arada hani şimdi böyle iki tane deha, iki tane multi yetenek falan diye böyle bir şey anlatırken de bunlar hani birbirinin kardeşi falan değiller. Başka şeyler yani. Çünkü Yavuz'u başka bir gitarcıyla karşılaştırabilirsin. Yavuz'u da çok severim dersin. İşte Volkan'ı da çok severim. Ahmet'i de, Mehmet de iyidir diyebilirsin. Kerim için böyle bir karşılaştırma yapamazsın. Kerim kendi sepetinde tek. Onu karşılaştırabileceğin başka biri yok. Yerin dibinde de duruyor olabilir, en tepesinde de duruyor olabilir. Nerede durdu herkese göre değişir ama o orada tek, yapayalnız. Kerim'in iki tür deliliği vardı. Derse Kerim deli herif çünkü müthiş yaratıcı bir herif. Yani o güzel olayı. Öbürü de Elif'in o sıkıntılı anlarında denge kuramıyor. While things were good, it was great. And when things were bad, it was like Jekyll and Hyde. Hepimizde bir defekt veya deformasyon veya başkalarının yadırgadığı bazı taraflar vardır. Kimileri bunu, korteksi sağlam çalışır, örtbas etmeyi becerir. Kerim Çaplı bunu hiç devreye girmemiş yani korteks. Kerim Çaplı'nın o müzikal kimliğinin yanında gelen o paketle doğal kimyasal bozuklukları olması normaldi. Parçanın ortasında bir anda sahneden kalkıyor mesela. Klasik hikaye vardır. MFÖ konserine gidiyor ama seyircilerin arasına oturuyor. Ya dedi, ben bilet almadım falan dedim. Kerim sen çalıyorsun bugün. Konserin ikinci yarısında gelip konseri seyretmeye kalktı. Halbuki çalması gerekiyor sahnede. Aa doğru ya dedi, ben bugün çalıyorum değil mi falan dedi. Dedim sen çalıyorsun, gel beraber gidelim kulise falan. Böyle şeyleri anlatırlardı, efsane. Sonradan öğrendik tabii bunları. Yani bir beraber yürürsünüz, bir bakıyorsunuz beraber yürümüyorsunuz yani. Bir başka adam onu kovalıyor. Bunu yani mesela hep olur. Kim bilir kime ne demiş yani. Bazen takılırdı böyle. O Mississippi Queen'i çalıp söylerken çok zordur mesela onu söylemesi, çalması da.
ayağa kalkardı böyle. Ve gözünün içine bakardı yani. Tabii. Bırakmazdı yani. Tükürebilir, baget atabilir. Esra benim yanımda duruyordu, öyle tanıştık barda. Kerim de Esra'ya biraz böyle ilgisini çekmiş Esra herhalde Kerim'in. O Kerim de ona bakıyordu, bana baget fırlatmıştı Kerim. Esra'ya mı konuşuyorum diye. Kızlarla konuşurken daha rahattı. O benim için avantaj oldu. Sahneden indiğinde direkt işte Kerim nasılsın falan dediğimde bana gayet konuşuyordu benimle. Bir gün o şey dedi, kaldığım yerden hoşlanmadım dedi. Ben de o arada hep evimi paylaşıyordum. Çok büyük bir evim vardı. Şey dedim, istersen gelip bende kalabilirsin. Hiç eşyası yoktu. Bir tane çok eski bir bavulu vardı. Böyle eskimiş deriden, böyle çok ilginç bir bavuldu. Onu getirdi. Ben ağırdır, yardım edeyim mi diye şey yaptım. Fark ettim ki boştu yani. Ben çok denedim Kerim'e. Mesela ekstra işler buldum falan. Gene toprağı olsun, Hacılan. Tamam dedi, gelsin bizim davulcunun yerine çalsın falan. Tabii Kerim hiç gelmedi o gün. O dönemden sonra da disipline olacak bir adam değildi yani. Böyle hani büyük bir yetenek, büyük bir dahi ama tercih edilmedi bir yerde. Ya bu insanların hiçbir sosyal güvencesi yok. Doktora gitmek istese parası yok. Emeklilik diye bir şey söz konusu değil zaten. Her yerden bağlanmış durumdalar ve işte o sahneye çıktıkları anda onların üzerine vuran ışık, sahne bittikten sonra da hayat boyu o ışık oradaymış zannediyor insanlar. Yani hep spot ışığının altında alkışlarla yaşıyorum gibi bir durum var sanıyorlar. Ama bu insanların hikayeleri işte gördüğümüz gibi aslında böyle değil. Kerim dünyanın, bu arada onu söyleyeyim, en kibar insanlarından biri. Gerçek bir beyefendi. Çok agresifleştiği, o dalgalı dediğim zamanlara denk gelmediği zaman. Dünyanın en beyefendi insanı. Keyfi yerinde, kafası da yerinde olduğu zamanlar eğlendirici, yani parıltılı bir şahsiyetti. Onun konuşmalarını dinlerdik, güzel şeyler söylerdik, güzel espriler yapardı. Çok ince bir adamdı Kerim abi. Galiba o ultra yetenek hayatın içine uyumla ilgili bir zorluk çıkartıyor insanlara anladığım kadarıyla. Kerim Çaplı gibi olmanın bedeli çok ağır. Yavru bir kedi almıştık mesela. Kerim en arkadaki odadaydı aslında, en sessiz odadaydı. Bir gün geldi bana Kerim, bu kedi işte beni takip ediyor, çok hoşlanmadım falan dedi. Ve tak diye aldı kediyi, şeye, balkondan ağaca bıraktı. Oğlum bir tarafta ağlıyor, Kerim kızgın, turluyor evin içinde. Başka küçük şeyler de oldu ve işte birikmişti. Orada ben Kerim dedim, ya biz böyle yapamıyoruz. İstersen dedim sen başka bir yer bak kendine. Biz öyle koptuk kedi olayından. Ben bir gün sormuştum sırf merakımdan, yani ne hissediyorsun diyordum yani. Ne oluyor da böyle sen hiçbir televizyonun karşısında geçip fişini çekip bir saat iki saat kıpırdayamadan seyrettin mi dedi. İşte dedi ben bunu yaşıyorum dedi yani, istesem de istemesem de. Sadece müzikle uğraşıyor fakat bir takım aksilikler baş gösterdiği zaman onlarla baş edemediği için hani agresif bir insan olup her şeyi bırakıp gidiyor. Kerim'in en şeker tarafı, abi ya dedi, hep öndesiniz siz dedi, bütün kızlar size bakıyor falan dedi. Abi hiç de benim böyle bir şey ömrümde aklıma gelmemiş yani. Allah Allah dedim ya, ne yapacağız ya yani, dedim Kerim sen double olarak öne geçersen hani sevmezsin dedim yani, orada daha böyle rahatsın. Yok dedi, ben dedi biraz dedi double'un önünü açmanızı istiyorum falan, eyvah dedim yani. Yavuz dedi ki kesinlikle olmaz Batu abi, Allah aşkına bir davulcu arayalım. Yani Yavuz Kerim'i sevmiyor muydu? Çok seviyordu. Ama Yavuz haklı olarak adam yani yürüyelim diyor. Şimdi ben de diyorum ki yani yavaş yürüyoruz Kerim yüzünden belki. Belki benim yüzümden de. Ama değer yani. Değer, bazı şeyler vardır, önemlidir. Yani atıyorum 1.000 lira hafta kazanmayalım ya. Ama Kerim için değmez mi bu yani? Çünkü biz olmasak ne yapacak? Batu'nun koruması altındaydı. Yani Batu onunla ilgileniyordu. Bazı durumlarda bazı insanların onu ezmesine izin vermiyordu.
Ama işin bir taraftan da şey de var. Kerim olmadan Blue Blues Band nasıl olacak? Bayağı bir zaman arkadaştık ve hiç ailesini görmeye gitmeyi düşünmedi. O açıdan birazcık üzülüyordum ben. Çünkü sanki hayatının o bölümünü düşünmek, konuşmak istemiyor gibiydi. Bazen Kerim abi eve getiriyordu Yavuz. Bize kalsın, güzel yemek yesin. İşte birlikte hem de beraber bir şeyler yapıyorlardı, hem müzik dinliyorlardı. Yavuz olmadığında da beraber oturuyorduk. Ailesinden bahsettiğinde hep karısından sevgiyle, saygıyla bahsederdi. Karım dünyanın en iyi insanıdır, çocukların annesi. Sündüz Hanım'la tanışıyor ve ondan 4 tane çocuk yapıyor abi. 4 yani. 2 oğlan, 2 kız. Onların iki biraz hızlı gelişen bir ilişki oluyor aslında. Annem hala bugün babamdan bahsederken güzel yanlarından bahseder. Hani baban iyi müzisyendi, babanla sorunlar yaşadık, baban sizin yanınızda değildi ama baban iyi bir adamdı der annem. Ama üzüldüğünü belirtir babama, yani üzülüyor. Ben de hala üzülüyorum açıkçası. İçimize attığımız bazı şeyler var. Eşim bütün çocuklarıma bakıyor. Küçük Kerimler var derdi. Bu dünyada küçük Kerimler var. Onların olduğunu bilerek yaşıyorum ben. Pek göremiyorum. Maddi manevi durumum müsait değil ama her zaman çocuklarımı düşünüyorum. Onları çok seviyorum. Onlar büyüyecekler. Küçük Kerimler büyük Kerim olacak diyordu. Yani 4 olduklarını cenazede öğrendim. Yani çocuğu olduğunu biliyorum. Çünkü mesela ben şeyde falan derdim ya, gideceğim işte çocuğum bilmem nereden, işte kızı bir yerden alacağım falan. Ya ne güzel ya, senin kızın da adim botu ya falan filan. De işte o anda mesela. Benim de 4 tane çocuğum vardı. Benim de çok güzel çocuklarım var diyordu falan. Ama neden? Biz de sormuyorduk kaç tane var falan. Niye sormadık? Aile planlamasını 4 çocukla yapmamaları gerekirdi belki. Ben bunu annemle de konuşuyorum. Annemi suçlamıyorum burada ama bu benim şu anda büyümüş bir insan olarak görüşlerim. Ve Elif çok uzun zaman görmemiş çocuklarını yani. Bu olacak işti yani. Vakti olmadı yani. Veya o işte fişler çıkmaya başladı yani televizyondan. Ya bir şeyin Elif'in de giderken gerçekten çok fazla kaybolmuş. Ya da hiç ait olmadığı bir yermişiz biz. Yani hiç ait olmamış bize. Hükmedemediği bir asabiyet. Yani bazen şekeri olan insanların şekeri artıyor. Adam farkında değil ne yaptığını yani. Ama bunda da öyleydi yani. Enteresan bir şey. Yavuz'da hiç öyle bir belirti yoktu yani. Hiç. Hiç yani gayet sağlıklı götürüyordu Yavuz. Hastaneden çıktıktan sonra Yavuz iyi bir hasta oldu. Öyle tarif ediyorlar bu bipolar bozukluk meselesinde. Ya hasta... İyi hasta olmayı kabul eder ve bununla yaşamayı öğrenir ya da kabul etmez, hayatı boyunca o süreçleri yaşar yani. Herkesin ona örnek almasını veya hastaysa problemini çözmesine karar verdi. O şekilde karar verdi, gizlemek değil de bunu utanacak bir şey olmadığını ve yatırım yapmayan yapmasın. Bu kanser gibi bir şey. Yani öyle olunca herkes saygı gösteriyor da psikolojik hastalık olunca niye saygı göstermiyor diye düşündüm. O yüzden saklama gereğini de sormadı, açık açık da soranları da söylüyordu, evet duygusal. Bunalım yaşadım, depresyon yaşadım diyordu. Ama yine çözümü Yavuz'un kendisi bulduğu denilebilir yani. Beste yapmaya, şarkı yapmaya devam etti. Yaşamak istemem parçasını yapmış. Senin yatağın üstüne bir parça bıraktım, bak çok güzel bir şey yaptım. Herkes bayılacak buna ya. Herkesin beğeneceğine inanıyorum. Yani herkes için bir kelime ettiğime inanıyorum dedi. Bana öğretilen her şey. Bana öğretilen...
Öyle şarkılar ki dinlemeye bile korkuyorsun yani. O kadar gerçekçi. Ben açıkçası Yavuz'un parçalarını dinleyemiyorum. Çok güzel ama bana ne kadar korkak olduğumu hatırlatıyor. Bireysel manada son derece politik bir albümdü. Çünkü kendi hayat hikayesinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusundaki bütün ipuçlarına içindeki şarkılar sahipti. O zaman onlar, ya Yavuz sen daha iyisini yaparsın yaydı benim için. Ona da söylediğim şey buydu. Ama şimdi böyle trajik diyeceğim şeylerden sonra dinleyince tabii insan ona öyle bakamıyor. Şimdi ya biz buradaki, ben buradaki acayip şeyleri yeni farkına varıyorum diye dinliyorum. Satılık albümü bugün çıksa biz bugün de işte posterini verip, röportajını yapıp, belki kapak yapıp o şekilde ilerleyebilirdik. Hala etkisini yitirmemiş bir albüm. Aradan 15 sene geçti. Ben ikinci albüm kayıtlarını yaparken falan yanında değildim. Telefon ediyordu. O zaman biz ayrılmıştık artık. Yalıcan'ı görmeye geliyordu sık sık. Telefonla görüşüyorduk. Yani çok iyi gidiyor, çok şahane gidiyor diye anlatıyordu. Ya o ara kendine göre yaşlandı. 30 yaşındaydı. 30-31. Artık rock'n'roll yıl değil. Saçlar kısacık kesilmiş. Biz bitirdik her şeyi. Mastering olacak ve albüm çıkacak. Sonra işte her şey o zaman başlayacak gibi bir bakış açısı vardı. Daha sonra mastering aşamasına gelindiğinde yapım firması albümü beklenilen ya da öngörülen tarihte yayınlayamayacağını söyledi. Hastalığıyla ilgili olarak depresyon sürecini başlatan neden budur diye düşünüyorum. Neredeyse kendimizi unutarak bağlanacağımız bir şey hepimizin ihtiyacı var. Ama bir yandan da gerçeklik çalışıyor, bir yandan da bağların o kadar güçlü olmadığı anlar sürekli var olmaya devam ediyor. Onunla ne yapacağız? Büyük bir yoksunluk, büyük bir güvensizlik, sürekli şüphe, dev gibi bir anksiyete. Ne bir gitar çalmak, ne bir şey. Mutfakta kahve yapıyorum. Kahve yaparken yanımda diyor ki, sence ben niye gitar çalabiliyor muyum? Ya sen deli misin? Böyle bir soruyu nasıl soruyorsun? Neden soruyorsun? Ne hissediyorsun? Yani endişen mi var? Bu albüm çıkmayacak. O da zaten çalamayacak, kimse de onu aramayacak çal diye. Yani müthiş bir güvensizlik ve karamsarlık içerisindeydi son zamanlarda. Akustik konserlerin adı Unplugged ya. Yavuz'u sahneden, gitardan, mikrofondan unplug ettiğin zaman... Sonunda kendisi gidip ben bir Özkan Bektaş'a görüneyim, ben gideyim bir hafta bir yatayım dedi. İyi gelecek bana dedi, artık iyi değilim yani, at safhaya geldi. Okey dedik, o hastaneye girdi, ben ondan sonra bir daha görmedim. Benim son anda haberim oldu hastaneden çıktım. Yani Yavuz'un babası aradı beni ve yani Yavuz'u bulamadım dedi. Hastanede değil mi dedim. Yok dedi, bugün dedi ben hastaneden çıkardım onu dedi. Niye çıkardın? Kızım dedi, o dedi klip çekmek istiyordu dedi. Klibini çekecekti, yeniden dönecekti dedi. Siz dedi Erdal Bey nasıl bunu kontrol edeceksiniz ki yani? Çıkardınız da nasıl dönecek ki? Bilmiyorum nasıl dönecek, şu anda kayıp dedi. Şu anda bulamıyorum dedi. Yani çıkardım ama dedi, arabaya bindi gitti dedi. Her çarşamba olduğu gibi Yavuz burada program yapıyordum. İşte o çarşamba günü de grup geldi, elemanları. Sahneyi kurdular, hazırlandılar sound check için falan. Pek de geciken bir insan değildi aslında ya Yavuz. Annemi aramış. Demiş ki ben Yalıcan'a geliyorum, alacağım, gezdireceğim. Annem de tamam demiş. Sonra biz de merak ettik tabii. Yani bayağı bir telefonlara cevap vermedi.
ben sokağa çıktım arıyordum. Bütün arkadaşları telefon ediyormuş. O anda işte ulaşamadığımız an. Telefonu bir polis açtı. Arabanın konumunu söyledi. Ortaköy karakolda çektik dedi. Ben fırladım karakola gittim teyit alayım diye. Benim tahminim bindi arabaya Yavuzcan'ı görmek için. Boğaz Köprüsü'nün üstünden geçerken sinirleri bozuldu trafikte diye düşünüyorum. Hastalık yükseliyor. Tamamıyla ele geçiriyor beyni. Ve Yavuz yüksekten çok korktuğu halde Boğaz Köprüsü'nü aşağı atlamış. Nasıl başardınız? Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız? Benden bir uyumsuz yaratmayı nasıl başardınız? Sizden bir yaratmayı nasıl başardınız? Yaşamak istemem artık aranızda. Yaşamak istemem, 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 istemem. Böyle bir şeyi kalkışmasına hem çok üzüldüm hem de bir yandan şaşırmadım gibi bir şey söyleyeceğim ama çünkü çok şeydi, hayata karşı çok kızgındı. Böyle şey istiyordu, hani müzik yapsın, parasını kazansın, çocuğunu büyütsün, umutlu yaşasın. İşte olmadı yani, olmuyor. Olmuyor, öyle o kadar kolay değil yani. Ben hani ilk etapta çok böyle sevdiğim bir abimi kaybettim yani. Yeterince anlayamadım mı bazı şeyleri diye düşündüğüm oldu. Kızgınlık vardı benim kendime, ona. Yani müziğini anlayamayanlara, herkese belki de bilmiyorum. Hassas nokta. Bayağı böyle hani Yavuz'dan konuşulmayacak. Dinlemek istemiyorum. İkinci albümün sonra hiç dinlemedim. Bilmiyorum şarkıları falan. Dinlemedim. Dinlemek istemiyorum. Adamın hiçbir şeyini görmek istemiyorum. Öyleydim. Başka türlü bir adamdı. Siz ona ününü de verseniz, o onunla tatmin olup da birden kasılıp artık dünyadaki yerini veya kendini daha değerli hissedecek bir adam değildi. O zaten onu da beğenmezdi öyle bir şey olsaydı. Şey değil yani, hani bu yeterince patlamadı da o yüzden gitti meselesine ben inanmıyorum. Yavuz patlasaydı da çatlasaydı da bir sürü şey olsaydı da yine böyle bir şey yapabilecek durumdaydı. İyi değildi zaten. Dünyanın adaletsiz bir yer olduğunu fark edip buna kırılganlık... Bu nasıl bir kırılganlık yani? Bu çok kişisel bir şey. Onun bu kadar kolay bunları süzebildiğini düşünmüyorum. Onlar onda büyük yaralar açıyordu. Ben hiçbir zaman bir saniye bile Yavuz'un bana ya da arkadaşlarına ya da çocuğuna ya da müziğine olan sevgisinden şüphe duymadım. Hiçbir zaman bu dünya yaşamaya değmez diyerek böyle bir şey yaptığına inanamadım. Çok saldırgan bir hastalığı vardı ve yıllar içinde hastalığın yavaşlamasını beklerken ikinci bir kriz geçirdi. Yavuz hayatın bütün zorluklarıyla mücadele etti ama hastalıkla mücadele etmedi. Bak Gül, işlerse yaşlanınca seyredeceğiz. Yavuzcan gel. Biz yaşlanınca. Eskiden sorardım niye yaptı falan diye arardım. Anladım ki insan içini kimse bilemiyor. O yüzden artık o konuda hiç sorgulamıyorum. 15 sene de geçti, geçti gitti. Bir gün telefonum çaldı. Gördüm telefonun çaldığını. Yavuz arıyordu. Çaldı, çaldı. Ben de çalışıyordum. Bir işle çok derin meşguldüm yani. Dünyayı kurtarıyordum.
O sırada açmadım telefonu. Ararım, bir ara ararım, bir ara ararım. Aramadım. Erteledim, erteledim. Üçüncü gün öğlen saatleriydi, Hakan aradı. Ya Emre, çok kötü bir şey oldu dedi, Yavuz dedi. Köprüden atladı dedi. Yavuz beni aradığında telefonu açsaydım, saatlerce ve saatlerce konuşsaydık, bir derdi var mıydı, bir derdine çözüm olur muydum? Üç gün sonra hayatımdan komple gitmesinin önüne geçmiş olur muydum bilmiyorum. Şimdi böyle düşündüğümde hiçbir şey söylemiyor bana. Yani atlamamış gibi. Benim sorunun cevabı yok galiba. Bence iyi oldu ya. Huzursuz bir yürek huzur buldu diye düşünüyorum. Her şey biter. Ya hem içten hem de çok duygusal tarafı çok yoğun olan bir şarkı. Onu çalmadığımız bir konser eksik gibi geliyor bazen bana yani. O çok özel bir tarafı var. Her şey biter yani. Daha, bundan daha güzel anlatılamaz yani hayat. Bir gün gelir, herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Bir gün gelir, herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Her şey biter. Kerim mesela çok kızmıştı. Ya dedi, nasıl dedi böyle savaşı bırakıp gider böyle ya dedi. Kolay dedi yani. Biz de dedi, benden dedi daha fazla sebebim mi vardı intihar edecek dedi mesela. Doğru. Hiç bu kadar üzgün görmemiştim Yavuz'un cenazesinde Kerim'i ben. O yani işte elinde sigara böyle cenaze caminin şeyinde dururken o kendini caminin bir tarafına atmış. Böyle bir oraya bir oraya hızlı hızlı yürüyordu böyle bayağı volta atma şekli yani. Kerim savaşçı bir herif. Yani nasıl diyeyim, Yavuz çok çok fazla üzüntüyü bir anda çekti. Kerim alışarak çekti bunu. Bir de arada yaş farkı var, tecrübe farkı var falan. Yani herif bir geçmişe bakıyor, bir sürü şeyi görüyor. O yıllarda kardeşimin 3.1'de bir grubu vardı. Ondan sonra sık sık gidiyorduk Mojo'ya. Bir iki kere söyledim, ne acayip falan diye düşünüp kardeşime, Mehmet'e sordum, Batu abiye sordum. Nasıl bir adam bu diye. Ben evveliyatını bilmiyordum çünkü. Ya dedim, buradan ne kadar güzel bir belgesel fikri çıkıyor diye düşünüp sonra Kerim abiyle röportajlar yapmak istedik. Onun hayatını araştırmak istedik falan. Ama sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştı. Dolayısıyla kafasını çok fazla toparlayamıyordu. Kerim abi, ben size kafamdakini anlatayım kabaca. Tabii tabii.
bir şey, sinema filmi yapmak istiyorum. Hem gidiyorsunuz aynı zamanda? Bu şey için, yani gazeteci terim yoktu da bunu getirdim ki şey, konuşmalarımızı kaydedelim diye. Ne güzel, her şey gibi, tek gibi ama görüntü. Evet. Sinema filmi yapmak istiyorum bir tane, sizin hayatınızı anlatan baştan sonra. Evet. O röportajlar çok verimli geçmedi. Yani bir 3-5 dakika falan bir şeyler öğrenip hayatıyla ilgili. Fakat sonrasında bir şekilde huzursuz oluyordu, konuşmamaya başlıyordu falan. Sonra bizim bu Kerim abinin hayatını araştırma ve onun belgeselini yapma sevdamız bir anda işte Kerim abinin sağlığını düzeltme şeklinde büründü. Biz Kerim'le devam ediyorduk aslında. Ama Kerim öyle bir noktaya geldi ki yani hayatımda benim en üzüldüğüm gün şeydedir. Sunay ben toplandık. Kerim'in finalini yapacağız. Kerim dedi ki bir jübile yapmak istiyorum dedi falan. Çalamıyor doğru düz. Elinden bagetler düşüyor sahnede. Mojo da artık kestik. Mesela iki parça çalıyoruz. Elinden baget düşüyor Kerim'in falan. Peki dedim. Okey. Kerim'i çıkamadı. Sahneye iki adım attı. Ben çalamayacağım dedi. Özür diledik bak. Hiç iyi bir durumda değildi. Yani çok parasız, çok bitap. Yani tam sona geldiğini belli eden bir dönemdeydi. Böyle bir zor hayat. Otellerde tek başına. Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi müzisyenlerinden biri. O gün yemek yiyecek parası var mı yok mu belli değil. Her zaman onu yiyecek hali de yok yani. O sürekli öyle yaşadığınızı düşünsenize yani. O otelde de mutsuz olma durumları oldu. Biraz daha kendini kumanda edebilme durumları azaldı. Daha doğrusu onun kaldığı yerlerde yemek yediği yer, şikayetler çoğaldı. Yani en sonunda Darülacize işte bir yer ayarladık. Yani ortaya çıkan teknik tablo şuydu. Beyni su toplamış ve o beynindeki toplamış olan suyun bir operasyonla omuriliğe aktarılması icap ediyordu. Teşhis buydu. Ameliyat edilmesi gerekiyordu acilen. Fakat işte ne kadar acele etmiş olsak da yetişemedik. İşte cenazesi yapıldı. Babamın ölüm haberini duyduğumuz zaman açıkçası hani böyle içinde büyük bir üzüntü yoktu benim. Kardeşlerimin de tahmin ediyorum yoktu. Yani hiç tanımadığınız bir insan için ne kadar üzülebilirsiniz ama dediğim gibi şeyde camide ve mezarlıktaki o kalabalığı görünce şey dedim hani kendine göre bir hayatı varmış ve iyi isimler varmış hayatında, iyi arkadaşları da varmış. Hani gördüm onları orada bayağı ve o anlamda kendi onun adına sevindim. Oradaki isimleri ya yani oraya gelen isimleri görünce de gururlandım kendi adıma. Ama ne de olsa keşke öyle bir yerde tanışmasaydık dedim hep. Yani öyle düşündüm açıkçası. Blue Blues Band'in bilinirliği ne yüzünden desen herhalde Yavuz ve albümleri bir her zaman büyük ağırlıkta olur. Yoksa nereden bilecekler? İşte gelenler diğer gelmeyenleri anlatır. İşte Kerim'i nereden bilmiyor insanlar? Kerim'i anlatmak gerekiyor. O kadar net her şeyi böyle müziğin içerisinde tamamen ruhunu detayıyla verebilen bir adama ben bir daha da pek rastlamadım. Biz yani normal insanlarız. Belki bir Beethoven, bir Mozart, Kerim Çaplı böyle bir müzisyen aslında.
Bir ara kayıtlarım var diyordu. İşte şeyde yapıyorum, 8 kanal bir şey buldum. Ben de yardımcı olmaya çalıştım onları bitirsin ama yani benim en son gördüğüme kadar bitirememişti. Bir de titiz bir adam. Fakat sonradan oğlu Ahmet getirdi o kayıtları. Benim yaptığım ilk işlerden biridir Kerim Çaplı'nın albümü. Kayıt ve mix olarak konuşuyorum tabii. O günden beri de ben o kayıtları hiçbir zaman dinleyemedim. Ve çok da merak ediyordum nasıl oldu kayıtlar, yaptığımız müzik. Ya o zaman bize çok iyi gelmişti. Kerim'in zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şuradan geçse zaten müzikal şeyini hissederiz. Ya tanımayanlara da tanıyanlara da Kerim abinin herhangi bir şeyini dinliyor olmanın etkisi güzeldir. Kim bilir orada ne parçalar vardı. Hiç dinlemediniz mi? Dinlemediniz mi? Hiç dinlemedim. Dinlemek ister misiniz? Sürpriz yapalım. Var mı sizde? Var. Gerçekten. Var. Çok isterim dinlemeyi. Ne kadar funky değil mi? Brasslar falan da yazmış. Nasıl şarkıcı? Ya bunu davul çalarken yapardı bu adam. Prodüksiyon olarak girilse mesela, paraları harcansa, hani davulcular gelse, davul makinesi değil de işte bassları oradan şeyden değil de iyi bass falan, dünya standartının üstünde hatta, yani Chicago gibi dinlersiniz. Yani Chicago nasıl özel bir gruptur yani, hani değil mi? Hani öyle herhangi bir gruba benzemez yani, çok başka bir sound'u olan bir şey. Aynen işte yani. Orada bana göre Kerim'i temsil eden bir tane parça var. Walking on the Main Line diye. Müthiş. Bütün aletleri o çalıyor orada. Bütün şarkıyı da söylüyor. Yani Monkeys için yaptığını kendi için yapmış. Artı bir de üstüne söylemiş herif yani. Ya inanılmaz yani. İnanılmaz. Çalan adamdan böyle bir ses çıkıyor. O tipten bu ses zaten hiç beklemiyorsun. Nereden geliyor? Hatırlıyorum ilk duyduğum bak şimdi. Kim söylüyor lan? Filan oldum. Nereden çıkıyor bu ses? Davulcunun şarkısı neyse hiç beklemiyorsun zaten. Çok uzun yıllar olmuş ya. Sesini duymayalı yani. That's what I was saying. The guy was so talented. One minute you're talking about him, Stevie Winwood's soul thing, and here you're talking about. Yani bu adam bir iki de cümlesi olsa, biraz hayata daha asılmış, biraz daha peşinde olsa, yani Prince'in yanında bu herifin de ismini ben yazarım. Yavuz'u ve Kerim'i sahnede canlı dinlemiş her insan kendini inanılmaz şanslı sayabilir yani. Türkiye'nin dünya çapında bir sanatçısı var mıydı? Evet, Kerim Çaplı. Müthiş bir gitaristi var mıydı? Evet, Yavuz Çetin. Yavuz Çetin'in Türkiye'deki yerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz da epik bir duruma geldi. Hani öldüğü için büyük bir ihtimal. Gençler bir takım trajedileri ve hikayeleri şeylere, olayın kendisine bağlamayı da sevdiklerinden biz de öyle gidik. Yani Jim Morrison 27 yaşında öldü diye marifet yaptı zannederdik falan. Birinin geri dönmeyeceğini anladığımız vakit tabii ki onun eserlerine daha çok tutunmaya başlıyoruz. Çünkü artık bir daha yapılamayacak yenileri.
gençlik de tam anlamıyla dünyayla çatışıyor ve şey yapmıyor ya, uzlaşmıyor ya. İntihar da çok büyük bir uzlaşmama göstergesi. E tabii ki bir genci etkileyecek şey o. Şu anda o değer daha çok göz önünde. Evet, bu bir gerçek maalesef. Böyle büyük bir Yavuz Çetin gidişini hayal ediyorduk ailemle beraber. Yavuz Çetin Barış ve Müzik Festivali koydum, o günün şeyini, anlamını öyle oluşturdum. İhtiyacımız olan iki şey olduğu için müzikle Barış. Belki de onlar uyanamadılar kendilerinde. Kendilerini normal sandılar kardeşim, herkes böyledir zaten sandılar belki de. Ne kadar spesiyal, ne kadar kendilerine has bir yetenekleri ve lezzetleri olduğunu uyanamadılar belki de. Bunlar gerçek rock'n'roll efsaneleri. Yani Amerika'da değiliz, İngiltere'de değiliz ama yani orası için de çok önemli adamlar yani. Ben de bunlara şahit oldum. Kenarından yarı. Yarı bir ayağım orada, bir ayağım burada. Enteresan ya. Bazen bir konsere gidersin. Çok seversin o konseri. Acayip bir havaya girersin ve o konserin bir türlü bitmesini istemezsin. Hep böyle bise de doyamazsın yani. Ben kendi adıma Blues Band'in biselerine doyamadım. Yani o yılların canrasında Blues Band'in etkilemediği hiç kimse yoktur. Kimsenin çalamayacağı şeyleri çalarlardı. Her gün güzeldi onlarla geçirdiğimiz açıkçası. Yani iple çekerdik yani. Yapılabileceğinin, istenirse en iyisinin bu yoksunluk içinde, bu ülkede bile yapılabileceğinin göstergesidir ki bizim içimizde öyle bir ateş yandı, biz de yapmak istiyoruz dedik. Biz de sahneye çıkmak istiyoruz, biz de müzik yapmak istiyoruz. Ki genç bir müzisyen için en önemli şeydir cesaret almak birilerinden. Ya Blues Band'in bitişi diye bir şey, bir kere benim hani şey tarifim öyle olmasını istemiyor canım. Hala ben bir Blues Band üyesiyim ve yani hayatımda daha önce yaptığım şeylerden müzikal faaliyet olarak her zaman iyisi. Her zaman. Ya açık ara. Yaşadıklarımı düşünüyorum. Değil o kadar uzun zaman. O beraber çaldığımız zamanın onda birini çalmak için tamamını 5 kere daha yaşardım. Some people live and make believe. They keep a lot of light up their sleeve. Allah's a baby, not the kind of fools. Come on, sugar, let the good times roll. Anlaşılmamak diye bir şey yok yani. Sen kendini anlıyorsan zaten yeterli. Bir başkası da anlayabilir mutlaka. Anlamasa da önemli değil. Yani öyle bir kaygı yok. Olmamalı. Yani sen işte bir enerji yine olarak varsın. İster anlaşıl, ister anlaşılma. Yok olamazsın. Müzik de öyle, o da yok olmaz. Ağlamayı
etmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Ağlamayı sevmem ben. Kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Dünya bana yüz olsa, kimse benle konuşmasa, bir seven çıkar en sonunda. Geçmiş için hayıflanmadım, gelecek için kaygılanmadım. Rakı masasında melankoli yazmadım. Ve ağlamayı sevmem ben. Kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım.